Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir kargo açımına daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Sneaksup'tan büyük bir kargomuz var fakat içinde bir ayakkabı var. Böyle gönderince insan daha bir beklentiye giriyor, daha çokmuş gibi. Sizlerden de soran olmuştu bayağı zamanında. Ama ben incelemeyeceğim diyordum. Sonra baktım ki neyse hadi inceleyeyim oldum. Yani öyle bir karambole geldi. Aslında çok bir beklentim yok. Çok iyi olacağını da düşünmüyorum. Ama çok farklı bir ayakkabı. Hatta erkek ayakkabısı değil. Daha doğrusu yani erkek bir oyuncunun imzalı ayakkabısı değil, bir kadın oyuncunun imzalı ayakkabısı. Artık kadın oyunculara da imzalı ayakkabı çıkartmaya başladılar. Kim o oyuncu? Böyle gönderim yalnız çok güzel. Evet, faturasını şöyle alayım. Oo, kutu da güzel yalnız. Şöyle çıkartayım üstün üstü. Bayağı güzel. Ya kutuya özenilmesi benim çok sevdiğim bir şey. Çünkü birçok ayakkabıda kutuya özenilmiyor. Aynı ayakkabı kutularını tekrar tekrar önümüze ısıtıp koyuyorlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Nike Air Del Don, yani Elena Del Don'un basketbol ayakkabısı. Kendisi Women NBA oyuncusu. WNBA diye geçiyor. Women NBA yani düşününce direkt sadece W koymuşlar. Aslında ilginç bulmuştum onu ben. Hani farklı bir isim vermek yerine hani kadınlar basketbolu, kadınlar futbolu, kadınlar NBA'yi gibi aslında. Ve kendisi iki defa MVP oldu o ligde. Bayağı da hani ünlü, işte All-Star olan, yıldız bir oyuncu. Daha önceleri Nike onun ismiyle olan bir ayakkabı değil de bir ayakkabıyı onunla tanıtmıştı. Onun dışında Parker diye yanlış hatırlamıyorsam, hatta ben de Instagram'dan paylaşmıştım. Çok da takip etmediğim için Women NBA'yi unutuyorum sonrasında arkadaşlar. Birkaç tane böyle imzalı oyuncular gelmeye başladı piyasaya. Hani demek ki tutuyor ki onlar da devam ettiriyorlar. Şurada da el yazısıyla Nike Air Del Don yazılmış. Çok güzel. Şu işaret onun logosu burada da var ve arkasında da çok tatlı tatlı işaretler. Kalp falan. Evet. Together we fly. Together we fly mi yazıyor? Harika. İşte kalp var, birlikteliği simgeleyen semboller var. Güzel kalın bir kutu yapmışlar. Arkadaşlar bu oyuncunun hikayesi, ablası engelli. Öyle olduğu için de ayakkabılarını giyemiyor. Daha önceden hatırlarsanız kullanım kolaylığı sağlayan ayakkabıları incelemiştik. Hatta arkası yapışıyordu mıknatıslı, ayağını giy çıkar yapıyordu. İliklemeye gerek kalmıyordu. Aslında öyle tanıtılmıştı. Burada da muhtemelen ona benzer bir tasarım bekliyorum ben. Kullanım kolaylığı sağlayan bir tasarım. Şimdi birlikte bakalım. Biliyorsunuz zaten her zaman yapmış olduğumuz gibi performans incelemelerini yapıyoruz. Bu şekilde kutu açıyoruz aynı ayakkabıyı. Sonra da 2-3 hafta en az, işte bazen 2 aya kadar inceleme süreci. Yani içinde basketbol oynuyorum, giyiyorum, deniyorum. Artıları, eksileri nelerdir? Onları size ifade ediyorum. Bunun için de kanala abone olmayı ve o zil işaretine basmayı unutmayın ki ben bu videoları attığım zaman sizler de kaçırmamış olun. Bunu Türkiye'de bizden başka yapan yok arkadaşlar. Bu kadar emek vererek ciddi olarak ayakkabılar üstüne vakit ayırıp sizlere sunuyorum. Bu ayakkabıyı almak istiyorsanız da nedir ne değildir o videolarla çok net öğreniyorsunuz. Ama bu videolarda en azından ilk fikir olması açısından bence güzel. İkisi de farklı amaçlara hizmet ediyor. Dedikten sonra şöyle açalım. Kutunun içinde bir şey yok. Ve ayakkabı. Bang bang. Bayağı sağlam ve büyük bir ayakkabı. Değil mi? Bir pivot. Eski bir ayakkabı gibi geldi bana böyle. Bir pivot gibi. Ayakkabısı gibi açıkçası. Rengi de güzelmiş şey yani. Ya. Retro mu deniyor retro? Yalnız da. Evet bu direkt daha çıkar çıkmaz. Şurayı zedeledik böyle bir. Şurası çok ilginç bir tasarım olmuş. Evet şöyle çıkartalım da üstüne konuşmaya. Risale'den başlayalım. Falan almışsın gibi. Evet değişik. Rengi yalnız çok hoşuma gitti. Falan, bu açıkları falan çok şey. Şu an oldu şu. Şu an şurasına takıldı. Baksana şuraya takıldı şimdi. Yani gerçekten bela bir şey yapmışlar. Bu ne kadar saçma evet, bir şey kötü. Ya. Allah Allah. Cırt cırtın yapışan tarafı. Gerçekten. Neyi yapıştırmak için yapmışlar acaba? Tamamıyla bence şekilsel. Yani açar açmaz böyle bir saçmalıkla karşılaşmak. Kendi bağcıklarını mahvetti arkadaşlar. Bakıyor, görüyor musunuz şuraya? Aa, ben bunu iade ederim. Kusura bakmayın. Böyle saçmalık olmaz çünkü. Yani en azından bağcık stilini değiştir. Bari buraya yapışmayan bir şey olsun. Veya buna bir cırt cırtla mesela şunun üstünde olan bir işaret koy, bir şey koy. Cırt cırt olsun ama yine. Saçma sürekli buraya çünkü takılacaktır. Evet açar açmaz böyle bir şeyle karşılaşmak gerçekten kötü oldu. Önce güzelliğiyle başlayalım her zaman yaptığımız gibi. Ne diyorsun, beğendin mi? Ben çok beğendim rengini. Yani rengi çok gündelik, hayatta da giyilebilecek casual bir ayakkabı rengi var. Değil mi? Evet yani tasarım. Senin hani kombinlerine falan çok yakışır ama böyle hani yeni bir ayakkabı değil sanki. Biraz eskimiş. Old school değil evet, mi? Evet öyle. Biraz böyle gerçekten eskilerden gelen bir ayakkabı gibi. Neresine bakacağımı şaşırdım. Birçok yeri var cırt cırtlı genelde.
dediğim gibi sana bağcıklarla çok oynamana gerek yok. Cırt cırt tak çıkar yap ve arkasındaki hemen şu teknoloji dikkatimi çekiyor. Bu da bas çıkar teknolojisi, hatırlarsan buna benzer bir şey incelemiştik. Bunu zaten detaylıca da bakıyor, test ediyor olacağız ve sonrasında ayağımıza giyeceğiz. Görsel olarak çok aman aman gelmedi sana, öyle mi? Yani. Renk kombinasyonu bu ayakkabı için, bu renk için benim çok hoşuma gittiğini söylemem lazım arkadaşlar. Hemen şurada teknolojisini de anlatan ayakta bir tasarım var. Ayakta güzel duracak bir şey var. Umuyorum ki öyledir. Bakın Nike Fly Ease arkasını tanıtmışlar. Considered upper demiş. Şurada Nike Strobel var. Son ön ayakta zoom ünitesi var. Bir plaka içerisindesiniz. Gerçekten çok güzel. Yani Fly Ease teknolojisi de var içerisinde. Yani kolay giyme teknolojisi. Aynı zamanda yastıklaması da bayağı güçlü, kuvvetli duruyor. KD'lerin yastıklamasına benziyor. Bakalım hissedilirlik noktasında aynı mı? Hemen şurada bak, Air Strobel şeyini görüyorum. Biraz Jordan'ları anımsattı. Değil mi? Elena Deldon. Evet bak, ED işareti, logosu güzel olmuş. Ayakkabı üstünde daha hoşuma gitti. Bir Nike Tuş işareti. Gibi. Evet, dit dit yapılıyor olsa güzel olur. Burada Elena yazısı var. Şuradaki dikişi çok hoş. Şu saçmalığı anlayamadım. Dili çok hoş. Dili cidden çok güzel. KD'leri anımsattı bana bu arada ayakkabı. Şu dil mesela KD12'nin dili. Bayağı hoş, büyük bir dil. Burası da bir tuhaf yapılmış. Burası da cırt cırtın iç tarafı gibi. Acaba ha bak şimdi anlaşılmaya başlıyor. Bir dakika. Şimdi söküyoruz bence. Mesela açtın, bunu buraya yapıştırıyorsun. Hmm. Evet, sonra buradan da giy çıkar yapıyorsun. Ama o kimse düşünmemiş mi bu bağcıklar mahvolur diye. Yani ve bağcıklar da tam mahvolacak bir bağcık. Evet yani ipli, gerçekten. Ipli. Ama bunları da takıp çıkarmak bu arada çok zor arkadaşlar. Hani bu böyle kolayca cırt cırt tekrar kolayca çıkmıyor. Evet. Bu bize stres yaratır. Stres oluşturacak bir ayakkabı. İç tarafta arkadaşlar farklı bir, yine burada bir logo var. Herhalde bence W'ye de benziyor bir yandan. Şöyle mi bakıyorsun? Ya da Woman'a benziyor. Woman'a benziyor. Değişik bir tasarım var. Şuradaki olay da çok hoş bu arada. Nike ve iki tane sanki çekim gücü gibi. Çekim gücü gibi yapılmış mı, görüyor musun? Bak şurası. Evet. Turkcell falan. Değil mi? Evet. Direkt aklıma onu getirdi. Arkada yine Air yazısı var. Şunu açıkçası nasıl, güzel mi test etmek istiyorum. Şu an elimde çok anlayamadım çünkü bu olayı. Bakalım gerçekten güzel mi? Etiketi de güzelmiş. Ha, bu tarafta da bir etiket var. Neymiş? Ha, logolarını açıklıyor galiba. Creativity in the journey şeymiş, logosuymuş. Love in the journey. Creativity anlamına geliyormuş bu. Yani şurada arkada, kutusunun arkasında olan logoların bu şekilde etiketle açıklamasını yapmışlar. Çünkü çok fazla kullanılan logolar değil. Bu arada bayıldım. Yani buradaki işçiliğe, detaya bayıldım. Gerçekten birçok pahalı ayakkabıda bu yok. Şöyle kadınlar detaycı bence. Onun evet, da şeyi olabilir. O da doğru diyorsun. Keyifli, güzel dil üstündeki Nike işaretiyle hemen şöyle tabanından da biraz daha materyal orada kalitesine da bakalım. Orada da bir tuş var sanki yine. Bu ara, ha, ne yine gördün? Tuş var gibi. Hani tuş, yine, evet, her zaman logosunu tuş gibi. İleride tuşlu bir ayakkabı da olur. Bu arada olabilir. Dokunduğum zaman ne kadar yumuşak olduğunu görüyorum. Bu ortada kullanılan muhtemelen faylon köpüğü oluyor. Yastıklama noktasında ciddi, güçlü, güzel yastıklama yapılmış ama bakalım ayakta nasıl olacak. Taban tutuşu için kullanılan bu pattern, yani bu düzen sanki izohipsleri bana hatırlattı. Coğrafya derslerine beni götürdü. Evet. Çok kuvvetli değil gibi geliyor arkadaşlar. Yani özellikle şu aralıkların çok fazla oluyor olması biraz sıkıntılı. Çünkü çıkıntılarda ince ince yapılmış ama plastiği kuvvetli. Yani plastiği sert ama bu dizaynı dışarıda oynamak için çok elverişli değil gibi hissettiriyor. Bir anlamda dokunduğum zaman çok sert. Bilemedim yani. Yeşil keşke. Yeşille morun uyumunu kullanmışlar. O benim hoşuma gitti. Kesinlikle. Çok severim. Kesinlikle. Sevdiğim bir uyumdur. Güzel, keyifli olmuş. Onun dışında bakalım taban tuşu nasıl olacak? Zaten sahada deneyeceğiz. Yukarı çıktığımız zaman zaten yastıklamaları bize anlattı. Şuradaki etiket. Harika bir yastıklama var. Üst kısımdaki materyalleri ben beğendim. Sen ne diyorsun? Biraz daha yakından bakabiliriz. Materyallere yakın bakabilirsin. Bu örgü bayağı güzel bir örgü yapılmış. Şurada kullanılan tüylü nubuklar harika. Dil yapısı yine aynı şekilde ciddi hoşuma gitti. Cırt cırtlar içeride kullanılan, yani çok aşırı iyi olmasa da fena değil. Bu kullanılan Fly Ease'lerin kuvveti, gücü, içeride yapay deri diyebileceğim bir kumaş var. O da çok hoş. Ben materyal kalitesini beğendim. Midir? Zannetmiyorum. Genelde gerçek deri kullanılmaz. Gerçek deri kullanılırsa da çok pahalı olur. Onu zamanında Jordan 2'lerde yapmışlar. Çok pahalı. İtalya'da yapmışlar hatta gerçek deriyle falan. Öyle bir hikaye geçen bir dinlemiştim.
Dolayısıyla gerçekleri kullanılmıyor ama artık bunlar da biraz plastik karışımıyla birlikte suni deri kullanılabiliyor. Her tarafta da ayrı bir kumaş yapısı var. Mesela şurada da çok örgülü, daha evet, farklı bir şey var. Nubuk herhalde, nubuk evet, gibi. Evet, materyal kalitesi de kesinlikle güzel. Bu arada bağcıklarımızı nereden nasıl geçireceğiz düşüncesi olur. Bak kendi bile yapışıyor bu arada yaptığın zaman. Arkadaşlar bağcıklarımızı nereden nasıl geçireceğiz? Şu an ben de çok kestiremedim. Ama ikili bir yapı görüyorum. Hani şurada bir yapı var bakın. Şurada da bağcık delikleri var. Ama şuradan geçirilmiş bir tanesi. Bunda hiçbir geçirilme yok. Size bırakmışlar. Bence en son şuradan geçirip sıktıracaksın. Belki. Belki kitlenmede bir problem yaşanabilir. Buradaki ayakkabının tabında görmüş olduğunuz izohips yapısına benzer bir yine logo var. Açıkçası bu logoların tam anlamını bilmiyorum. Bakalım. Değişik, ilginç bir ayakkabı kesinlikle. Bu kanalda böyle bu tarz farklı ayakkabılara yer vermek hoşuma gidiyor. Bu arada şimdi dikkatimi çekti. Dış tarafta Elena yazan etiketin iç tarafında da numarası yazıyor. Number 11. Görebildin mi? Evet. Ayakta asıl zaten ayakkabı nedir ne değildir kendini gösteriyor. Ayağımıza giyelim, son yorumlarımızı yapalım, sonra da çıkışımızı yapalım. Bu arada arkadaşlar, bunda da bir tanesinin içinde yok. Kağıt koymamışlar. Geçen nereden almıştık? Geçen bir ayakkabıda. Onda da yoktu. Bayağı ona şey yapmıştık. Gömmüştük. Burada da aynı şeyi söylemezsek olmaz. Galiba bu ayakkabı hiç giyilmemiş. Bu ayakkabı ise daha önce giyilmiş gibi düşünüyorum. Yine bu da mağazadan gelmiş bir model olabilir açıkçası. Bunlar her markada, her göndericide yaşanabiliyor yani. Mesela giyebilecek miyim bakayım. Evet oldu. Evet oldu. Gerçekten oluyormuş demek ki arkadaşlar. Ve fena da olmadı bu arada. Güzel oldu açıkçası. Şimdi bağcıkları nasıl yapmam gerektiğini bir düşünmeliyim. Ayakkabının önü bayağı bir darlaşıyor. Benim pek sevmediğim durumlar. Şurada ayak parmaklarım bayağı sıkıntılı bir halde. Ön biraz tarafta, daha belki hani bayan ayağının evet, daha ince ayaklar için. Zaten genelde ayakkabılar hep dar ayaklı. İnsanlar daha rahat kullanır. Daha rahat giyer. Evet şimdi. Şu anda bile gayet iyi gibi bağcıkları. Bir böyle hafif sıkıştırdı. Sağ ayağım bu arada biliyorsun. Sağ ayağım benim sıkıntısız ayağım. Sol ayağım bir tık daha büyük. Birçok insanda bu oluyormuş bu arada. Ekranda bile var. Değil mi? Gidirken fark ediyorum. Aynen öyle. Şunu da bakayım hiç açmadan giyebilecek miyim? Öyle bir şeye kalkışı olsam. Zannetmiyorum. Neredeyse. Evet aynen, giyiliyor bakın. Giyiliyor. Hiçbir defa bağladınız diyelim ki. Parmakla desteklemenize bile gerek yok neredeyse ama bu yükseldi mi? Heh, tamam. Biraz alışmak da gerekiyor. Evet, yastıklamasını tahmin ettiğim gibi arkadaşlar yine aşırı aşırı hissedemiyorum. Ya bu kadar çok şey yapılıyor ama bu bir araya getirilme noktasında bir problemleri var arkadaşlar bu tarz ayakkabıların. Yani mesela KD'de hissettiğim, hatta ayakkabı öyle değişik ki mesela şurada hissettim. Altındaki bütün yapıları hissediyorum şu anda. Sen zaten değişik. Basarken de ben de onu gözlüyorum. Değişik mesela bunda da öyle. Ayakkabının tavanındaki plastiğe kadar hissedilir halde. Ön ayakta ekstra zoom ünitesi olmasına rağmen çok çok iyi değil. Yani bilemedim. Çok aşırı iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Yani kötü de değil kesinlikle. Görüntü olarak ne diyorsun peki? Yani bildiğin eski Jordan'lar gibi oldu. Arkası gibi. Böyle şey. Ama bu tarz ayakkabıyı beğenen çok oluyor. Bence de beğenilir. Beğenilir bu ayakkabıları çok beğenen var. Yani Jordan 1'leri hatırlattı. Boğazlı evet, bir ayakkabı. Aha, aynen bana da. Destek noktasında da fena olmayacak. Şuralardan iyi hissettiriyor. Şu sıralar çok hani böyle hayal ayakkabı yok. Ayaktan fırlayacak gibi bir hali var. Yok, öyle bir şey yok değil mi? Yok. Taban tutuşu da fena olmayabilir. Yani güzel. Kesinlikle güzel bir ayakkabı arkadaşlar. Performans olarak da yine ortalama üstü bir ayakkabı olacaktır. Çok sert değil. Bu arada şu üstündeki materyal ciddi keyifli. Şurada da ekstra katmanlar var. Ön parmaklarınız için sıkıntı olmaması için. Bence güzel yani. Yastıklamasını biraz daha oynarsam, ayakkabıyı açarsam daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Arkada çok hissediliyor çünkü. Önde hissedilmiyor. Biraz şuralardan sıktı. Dediğim gibi dar ayaklı arkadaşlarım için daha uygun. Ama bana da fena olmadı bence. Yani zaten normal. Böyle olmasını beklersiniz bir ayakkabının. Daha loose giyip yani daha bunu bol bırakıp aynen bakın hiç bağcıklarını bağlamadım bile. Şu şekilde bile gayet keyifli. Ayakkabı fit çünkü. Bu şekilde bile takılabilirsiniz. Gündelik kullanabilirsiniz bence. Gündelik... Küçük görünüyor ayağında bu arada. Değil mi? 45 gibi değil sanki. Ama boğazlı ayakkabılar genelde öyle oluyor. Öyle. Boğazlı ayakkabılar daha ince ve küçük bir görüntüye sahip oluyor. Bence gündelik kullanılabilecek de bir
basketbol ayakkabısı. Hoş. Evet arkadaşlar, bu şekilde de çıkışımızı yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ön inceleme oldu aslında kargo açımıyla birlikte. Performans incelemesi için de bekleyişte kalıyorsunuz. Eğer hala abone değilseniz ne bekliyorsunuz? O zil işaretine basarak abone olun. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük. Aa.